Evet efendim. Gülüş tasarımını konuşacağız. Güzel gülmenin yollarını konuşacağız. Telefon numaramız 0212 331 66 24 25. 0212 331 66 51 52 e-mail adresi doktoraytu.tv360.com.tr Lütfen sorularınızı 24 saat boyunca bize gönderin. Hem cevaplayalım hem de program konularımızı onlara göre seçelim. Konuğumuz diş hekimi Esra Çömlek hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Evet sağ olun çok teşekkür ederiz. Şimdi bakıyorum nasıl gülüyorsunuz diye. Siz gülüş tasarımı <laughs> anlatıyorsunuz ya. Evet, evet efendim gülüş tasarımı yeni bir konsept. Evet. Ee, aslında eskiden diş hekimliği vardı. Giderdik dişimizi çekerlerdi, doldururlardı. Şimdi gülüş tasarımı çıktı. Size şöyle alayım. Burada görüntülerimiz var. Hem onlar üstünden de konuşalım. Bir kere evet. gülüş tasarımı nedir bize anlatır mısınız? Gülüş tasarımı hastanın beyaz ve pembe estetiği. Yani beyaz dişleriyle pembe dişetinin ve pembe dudakların birlikte harmoni sağlayarak e, kimi zaman sportif gülümseme yapıyoruz. Kimi kimi zamanda e, Hollywood gülüşü dediğimiz hastanın isteğine ve ona yakışan bir dişleri tüm yüzüyle birlikte tasarlayarak yaptığımız yeni bir konsept. Yani aslında diş hekimliği bizim düşündüğümüz gibi dişlerimizle değil, diş ve diş etiyle beraber yapılan bir konsept. Şimdi bir de dudak giriyor işin içine. Dudağı da mı yapıyorsunuz? Evet, Peki. Evet. Efendim, şimdi burada bir evet. ağız görüyoruz. E, bu gördüğümüz resimde önde bir diş ben demiş öne çıkacağım, lider olacağım herhalde öbürlerinin önüne geçmiş galiba. Evet. Neden oluyor bu? Bunlar e, hastanın e, dişlerindeki çapraşıklık diyoruz biz. Genelde e, hasta e, dişleri babadan aldığında çene yapısında anneden aldığında küçük geliyor, dar geliyor ve üst üste çıkıyorlar. Normalde bu ortodontik tedaviyle biz diş teli takarak Tedavi ediyoruz fakat hastanın yaşı ilerlediğinde ya da işi nedeniyle diyor ki ben bu işi yapamam mesela doktor oldum. Bana ya tel mesela... takmaya kalksanız ben tel taktıramam şimdi her gün evet. hastaları görüyorum televizyon açıyorum nasıl tel takacağım? Evet o şekilde biz de e, burada yeni konsepte de, lamine dediğimiz işte tırnak porselen olarak da geçiyor lamine venerler ben kontak lense benzetiyorum bunu dişin üstüne yapıştırarak e, dişin şeklini değiştiriyoruz. Buradaki hastamızda dişler gördüğünüz gibi çapraşık eski dolguları var dolgu yapılmış. Yani şu diş bir kere hakikaten... Bayağı evet. öbürlerinin üstüne çıkmış evet. yani değil mi? Evet. Yandan görünüşte de şurada da gözüküyor. Evet bunun üstüne öncelikle şimdi yeni konsepte hemen dişi alıp diş takıp hastaya göndermiyoruz. Önce bir ölçü alıp hastanın psikolojisine uyacak mı uymayacak mı laboratuvarlarda mock-up dediğimiz ölçülerde yeni modeller hazırlanıyor. Ee, bir sonraki şeye Bir sonrakine geçelim görüntüme. Orada e, laboratuvardan gelen şekle göre hastanın ağzına ben hemen ertesi seans onu yapıştırıyoruz ve bunu beğendiniz mi diyoruz. Uzun oluyor kısa oluyor. Hasta işte diyor ki şurayı biraz daha kısalt. Bu plastikten olan bir model. E, Esra bir şey söyleyeceğim Bunu beğenmeyen var mı? Bunu çok beğendi de biz mesela... <laughs> Ama bu bir plastik bu gerçek olanı değil daha bu daha kullanacağı diş değil. Hasta görüşmeye geldi ha. size nasıl bir şey uyacak prova diye düşünün. Ee, i̇şte hastanın burada göstermek istediğim pembe Tabii. ve beyaz estetiği sormuştunuz. Evet. Dudakla biten bakın burada özellikle... Demin diş etleri çok ortadaydı. Evet mesela şurası aşağıdaydı yukarıdaydı bunların hepsinin aşaması var ve alt dudağı takip eden ovalikte olmalı. Gülüş tasarımı bu. Hasta gelip beğeniyor. Çoğu zaman diyor ki benimki biraz daha uzun olsun ön dişler, kimisi biraz daha kısa olsun. Bu plastiğin üzerine ayarlıyoruz. Hasta tamam bu bana uydu, ben bunu beğeniyorum dediğinde tekrar bunun ölçülerini alıyoruz devam edelim ve aynısı laboratuvarda işleniyor porselen olarak, laminer olarak. Evet burada yine e, pembe estetikten bahsetmiştik. Evet. Lazerlerle diş etleri aynı e, seviyeye getiriliyor. Bir dakika, Çürükleri şey, temizleniyor. Aynı seviyeye getiriyor derken tabii siz işlem bildiğiniz için size evet. şey ama ne yapıyor? Yani yukarı mı itiyorsunuz diş etini? Ne yapıyorsunuz? Evet alıyoruz. Diş etini kısaltıyoruz. Diş etin manikürü belki duymuşsunuzdur. Yani diş etleri pembe estetikte aynı hizada olmak zorunda. Burada diş eti aşağıdaydı. Buna göre biz biraz yukarı kaldırdık. Lazerle şimdi. biraz kesiyorsunuz yani evet, şöyle evet, bunları evet, daha yukarıya evet, doğru evet, taşıyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi çürükleri temizleniyor ve e, hastanın e, ön dişleri eskiden kaplamalarda tüm küçültülürken burada hafif pürüzlendiriliyor. Sadece ön yüzeyini biraz pürüzlendiriyorsunuz. Pürüzlen 0.3 milim. Eski dişleri devam edebiliriz görüntülerimize. Evet. Eski dişleri... O şeyler çıkarılınca korkunç gözüküyordu. Çünkü böyle sivri sivri evet. vampir gibi oluyordu. Şu an oluyordu. onu yapmıyoruz. Sadece göstermek istiyorum. Şurada ince bir tırnak bırakıyoruz durması için laminenin. Çürükleri de tedavi etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi diş eti seviyeleri de ayarlandı. Şimdi onlar yukarıya çıktı. Şuradaki diş eti mesela aşağıdaydı. Burası bayağı bir evet. yukarı çıktı bu diş eti. Evet. Diş eti iyileştikten sonraki görüntü ve e, tam artık lamine hazırlanmış. Evet, üstne lamineler geliyor. Devam edelim. Devam edelim. Bu dişler kendi dişleri hala mı? Evet, evet. Tabii hastamız bu arada gelişen e, teknolojiyle birlikte lazerler ve beyazlatmalar home e, home ve ofis tipleri var. Evde yapılan tipleri var. Bu? Şu an beyazlatma işlemi yapılıyor. Çünkü sahip olmuşken beyaz dişlere sahip olayım dedi. Ön dört dişi koruduk. Diğer dişleri evet e, mu e, muayene bir saatte yapılan Sizin bir işlem. Sizin klinikler artık evet. uzay üstü gibi. Vallahi yani öyle. hakikaten öyle aletler var ki ben şaşırıyorum. Yani çok farklı işler yapılıyor. Bu bir ışıkla yapılıyor. Bunda evet. kimyasal madde kullanılıyor Kimyasa. mu? Karbamit peroksit var. Ha, bir kimyasal Hı -hı. madde sürüp ışığı veriyorsunuz. Veriyoruz. Ee, dişin içindeki suyu emiyor. Ee, dolayısıyla beyaz hale geliyor. Daha sonraki beslenmesiyle yavaş yavaş sararıyor. Ama ilk sarılığına dönmüyor. İlk sarılığına dönmüyor. Evet, Bunun bir de ev tipleri de var dediniz galiba. Ev tipleri de var. Ev tiplerindeki dezavantaj bana göre şu. Ağzınıza plak yapılıyor. Ondan sonra e, o plan içine yerleştirilen madde hasta uykusunda yutabiliyor. Ama muayenehanelerde yapılan sistemde tükürük emicilerimiz var. Tükürük, tükürüğe karışıp yutmasını engelliyorsunuz. Evet, en büyük avantajı bir de bir saatte olan bir işlem. Evet bir saat buna da yazıyor. peki burada şimdi bunlar, e, manikür tırnakları var galiba değil mi? Şimdi evet. öyle manikür dediniz ya oradan geldiğinde tek tek diş kaplamaları bunlar. Evet bunlar aşındırdığımız yerin e, burada e, biraz bulanık çıkmış. Kimisi kalın kimisi ince. Çünkü aynı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Özel laboratuvarlar daha şey yapıyor. Şuradaki çıkı Mesela dolgumuzun çıkıntısı, dolguyu da içine alaraktan. Ona hem göre yapılıyor, her birine özel, göre özel model yapılıyor. Tabii yani. özel elde işleniyor. Burada laboratuvarda çok yetenekli olması gerekiyor. Evet. E, aynı seviyeye getiriyoruz ve tamamlanmış. Devam yerini... edelim, bir sonraki görüntüye geçelim. Böyle tek tek. Şimdi burada önemli evet. bir şey var. Şu tamamlanmışa geçmeden bu görüntü çok güzel gerçekten ama burada dişi kesmiyorsunuz inceltmiyorsunuz evet. sadece ön yüzeyine çok 03 hafif milim. 0.3 milim milimetrenin evet. de onda üçü kadar yani evet. orayı çok pürüzlendirip üstüne bunu yapıştırıyorsunuz. Evet. Peki duruyor mu? Duruyor. Ne kadar duruyor? Ömür boyu durur mu mesela? Ömür boyu değil ama az, uzun seneler 10 sene gidenler var hani 5-10 yıl arası duruyor. Zaten normal kaplamalar da aynı şekilde tamamen küçülseniz de buradaki e, önemli olan yapıştırıcı. Yapıştırıcı zaten mine de aktif oluyor. Mine de aktif olduğu için daha kuvvetli tutuyor. Yani bunlar biyolojik yapıştırıcı galiba denen şeyler. Öyle Tabii söylüyorlar. Tabii Hepsi biyo uyumlu. Evet hepsi yani o dişin gibi. dokusuyla birleştiği zaman birbiriyle artık iç içe geçen bir yapıya sahip oluyor. Yani bir miktar geçiyor. Ve evet. hakikaten şimdi ben baktığımız zaman. Ben burada şeye dikkat çekmek istiyorum. Tabii. Pembe estetiğe tekrar simetrisine. Bakın diş lazer eti de lazer gayet edelim. güzel iyileşmiş burada. Hiçbir problem yok. Beyazlatmalar Yukarı yapılmış. Yukarı çekilmiş. Dişler beyazlatılmış. Tabii siz şöyle bir şey yapıyorsunuz herhalde. Dişleri beyazlatıp. Geldiği renge bakıp ona göre Tabii. mi yapıyor? Çünkü evet. değil mi? Hani birbirinin rengini tutması için evet, diş ne kadar beyaz Birazcık ilk etapta birazcık sarı yapıyorum. O dengeliyor. Öyle yani mi? Bir miktar şurada gördüğünüz gibi çok hafif bir ton farkı var evet. altlarla. Ee, ama burası hakikaten bu çok güzel. Şimdi bu dişlerle elma yer mi mesela? Yer. Yer değil mi? Yani yer. bir şey olmaz ama 10 seneye kadar rahat rahat dayanır diyorsun. Arada düşünce tekrar yapıştırılabiliyor. Zaten yapıştırmak yani. çok Basit kolay. Şey. Bir tırnak evet. yapıştırır gibi evet. yapışıyor. Peki burada ne var? Burada da yandan görünüşü. Evet aynı dişlerin yandan görünüşü. Çaklaşık da hatırlıyor musunuz? E, tabii tabii, çıkmıştı. tabii. Önde hani bir demişti, tane diş görüyorum. Hani gidiyorum demiştiniz. Zaten evet. e, en çok aşındırılan da o diş oldu bir miktar. Evet. Peki o diş nasıl saklandı? Yani o dişi... Öne aldık. Dişleri öne aldık. Ya Diğer yandakileri, ya, yandakileri öne aldık. Yandakileri öne aldık. Bu arada onları alırken dudağa da bir miktar öne almış oluyorsunuz. Hani dudak konseptiyle birleşiyor dediğim o. Yani bir miktar doğal dudak dolgusu gibi de oluyor. Hyaluronik asitler kullanıyoruz dudağı doldurmak için. Dişten de destek alarak biraz daha hastalarımızı gençleştirebiliyoruz. Evet, başka görüntümüz var mı burada? Var. En son. Onları da önce. alalım. Diğer görüntümüzü. evet. Gördüğünüz gibi hastanın gülüşü üst üste olan dişler düz hale geldi. Evet. Hollywood evet. gülüşü mü bu? Bu Hollywood gülüşü. Bu Hollywood gülüşü. Evet. Peki bir şey soracağım. Bu Hollywood gülüşü, sportif gülüş dediğiniz ne? Sportif gülüşte de e, santraller yani ön iki diş uzun oluyor tavşan Şu diş. Şu iki dişi biraz daha aşağıda. Hollywood doğru. gülüşünde o. E, evet. Sportif gülümsemede hemen hemen aynı seviyede oluyor. E, santraller, lateraller. Biraz daha kısa oluyor. Yani ba Başka gülüşler ki. var mı? Sportif Hollywood böyle. Kişiye özel. Kişi. İstediğine göre yapılabiliyor. Peki, kişi... Yani o hani ilk mock-up tekniği vardı ya plastikte. Evet. Orada iş bitiyor. Yani orada beğendiğinizde laboratuvardan aynısı geliyor. ha onu soracağım. Yani o ne yapılırsa laboratuvar %100 bize bunu sağlayabiliyor Sağlıyor. mu? Sağlıyor. Sağlıyor. Daha güzelini sağlıyor. Çünkü porselen olarak geliyor. Daha cilalı. Tabii celalı. o bir plastik. Porseleni evet. daha parlak, Hatta daha, şey daha güzel. Yapıyoruz. E, plastikler istediği zaman çıkartabiliyor tırnağıyla bile. İşte git eşine de göster. Eşine, dostuna göster. Beğenirsen ona göre. Yanına veriyorsunuz. De. Git bir gez onda gel. Üstünde. istersen tırnağınla kırabilirsin. Öyle bir şekilde. Gidiyor Hasta mu? Hasta beğenirse eşine, arkadaşına sorarak bunu yapabiliyor. Evet. Aa, çok güzelmiş. Vallahi. Bir sorumuz var. Hemen alalım. Merhabalar. Merhabalar. Oğlumun dişleri ayrık. Evet. Daha fazla açıldığı, araların açıldığını fark ettik. Ne yapmamız gerekiyor? Ee, dişin arası zamanla açılıyorsa, kaç yaşında? 20 yaşında şu an. 20 yaşında, 19 yaşında kemik gelişimi duruyor. Ee, büyük bir ihtimal kemik gelişiminden değil diş eti hastalığından olsa gerek. İşte e, adult periodontitis dediğimiz yani gençlik yaşında da olan diş eti hastalığı var. Bu kemik erimesine sebep olunca dişlerde aralanma oluyor. Bir diş, etine, diş eti hastalıkları uzmanına görünmenizde fayda var. Çünkü daha ileride daha da açılıp e, sallanıp kaybolmasına sebep olabilir dişlerin. Çok teşekkür ederim. Evet, e yani ortodontik de bir yöntem ama siz bununla da bu açıklıkları şeyleri çok rahat kapıyorsunuz. Altında önemli bir hastalık yoksa, daha da ilerleyici bir durum yoksa bu durumdaki dişleri de hemen bunlarla kaplamak mümkün değil mi? Tabii, Boşlukları tamamlamak. Dişte oğlundaki gibi dişit hastalığı olduğunda genelde ligamentlerle kökle ilgili olduğu için siz kapatsanız da o, o dişi ne hareket ediyor iltihaptan i̇şte dolayı. Onun için sordum yine yani. ayrılıyor? Orada ayrı ayrı değil de birleşik yapabiliriz. Ama en güzeli e, temelin sağlam olması, temelin sağlıklı sağlamı. bir temel üzerine oturan dişler. Şimdi onu soracağım zaten. Bir soru da arkada var onu da alalım ondan sonra sorumu sorayım ben de. Hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi benim kızım 27 yaşında diş eti çekilmesi var. O da çok şeylerini bozuyor, psikolojisini bozuyor. Ne yapmamız gerekiyor? Diş eti çekilmelerinde şu an biraz önce gördüğünüz lazerler, evet. diyot lazerlerle ya da endiyak lazerlerle diş eti hastalıkları çok kolay ameliyatsız tedavi edilebiliyor. Genelde diş eti ameliyatı deyince hastalarımız çok korkuyor. Uzun süren bir süreç oluyor ama şu anki yeni nesil lazerlerle çok rahat tedavi edilebilir. Korkulacak hiçbir şey yok. Yani çoğu zaman anestezi bile yapmıyoruz. O kadar basit bir işlem. Sonra gitmişti bir parça alınıp konulabilir o da korktu gitmedi öyle. Yani gitmezse Ama, e, problem daha da ilerler. İlerledi evet, evet. duracak bir hastalık değil doktor yardımı şart. Yani diş eti çekilmesinde mutlaka doktora başvurmak lazım. Ne kadar erken o kadar iyi. Yani şöyle düşünün ben onu hep toprak erozyonuna benzetiyorum. Evet. Yani toprak gidiyor ağaçlar giderek Aynen. köklerine kadar açığa çıkıyor. Kökleri açıkta olan bir ağacın yaşama şansı yok topraktan su alamıyor aynı dişlerimizde herhalde. Ayakta Bu duracak yerleri kalmıyor. Sadece biraz sonra implantlardan bahsedeceğiz. Eskiden implant olmadığı zaman çok önemli değildi. Bu diş gittiği yere kadar gitsin diyorduk. Fakat implantlarda bizde kemik boyu çok önemli oldu. Hani toprak erirken diş sallanıyor dediniz ya oraya koyacağımız işlem için de bizim toprağa ihtiyacımız var. Dolayısıyla diş etlerinin sağlıklı olması çok önemli. Daha sonraki işlemler için. Peki implantlarda <laughs> e, tedavi nasıl bir aşamadan geçiyor? Onu da bize anlatın. İleride var ama şimdi mi anlatayım görselde? Yok anlatalım çünkü süremiz Anlat zaten sonuna geliyor. Öyle evet, mi? Evet. Tamam. İmplantlarda da tam olarak o görüntüler üzerinden anlatırsanız. Yok siz anlatın biz bir yandan görüntüleri döndürelim. Tamam. İmplantlarda da e, kemiğin içine e, diş kökü protezi dediğimiz titanyum vidalardan yapılan diş kökü protezleridir. E, burada önemli olan yine kemiğin yapısı. Kemik ne kadar... E, uzun ve genişse bizim implantımız o kadar daha uzun ömürlü olur. Dolayısıyla e, diş eti hastalığında ya da e, diş çekimlerinden hemen sonra uygulanması gerekiyor. Yani bu tedavide implant da aslında ağız sağlığının sağlanıp altyapının düzeltilip ondan Tabii ki. sonra yapılması Tabii gereken ki. tedaviler. Tabii ki yani e, diğer dişlerde diş eti hastalığı varsa siz implant yaptığınızda bir ay sonra aynı bakteri ona da sardığı için yine onlarda da diş eti rahatsızlığı başlıyor. Evet, evet. ekranda görebilirsiniz. Evet, Orada e, implantlar gözüküyor. Burada Birer vida olarak çakılıyor. Bu sistem farklı e, geçen programda bahsetmiştim. 4 vida üzerine 12 diş yapılıyor demiştim. E, o sistem şu an görüyorsunuz. Bu yeni bir sistem ve bir gün içinde hasta hastanın protezi takılıp gönderiliyor. Yani bu çok büyük kayıplarda da tek diş olması gerekmiyor. Evet. Tam ağız protezi yani bir alt çene bir üst çeneyi dört tane implant üstünde siz rahatlıkla çıt çıt gibi yapabiliyorsunuz. Evet çıt çıt gibi değil vidalıyoruz. bir daha Yani çıkmıyor. çıt çıt dediğim her <laughs> de, o, o anlamda. <laughs> Yok mutlaka. bir de çıt çıtlı Öyle var mi? Da, o yüzden. Pardon bilmeden evet. ben bir şey teknik ayrıntıysam. Evet o kadar e, değişik teknolojiler var ki burada da yine üst çeneden sistemi görüyorsunuz. Çıt çıt dediğin zaman hasta tutup çıkartabileceği bir anlam oluyor. Bunda biz vidalıyoruz bize gelip çıkartabiliyor. Bir daha çıkmıyor bu o zaman çıkmıyor. ağızdan çıkma düşme çıkmıyor. problemi de hayır, olmuyor. Hayır hayır buradaki özellik şu işte e, mandibular sinir var alt çenede. Görüntü de çok güzel bu arada yani Evet, evet. mandibüler sinir ya da sinüsler sarkmışsa orada kemik yoksa ve eğer hastaya yeterli implant yapılamıyorsa o zaman ön dişlerden 4 implantta ya da 6 implantta yapılıyor. Evet peki diş hekimi Esra Çömek çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ